Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz zeyrime ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi birçok mesaj alıyorum. Almış olduğum mesajların birçoğunda Selçuk Bey bundan sonra ne olacak? Selçuk Bey bundan sonra ne yapacağız? Evet Merkez Bankası evet 100 bas puan faiz indirimiyle beraber bir faiz indirim sürecine girdiğimiz artık çok net anlaşılıyor. Önümüzdeki ayda muhtemelen 100 bas puan daha indirilecek. Eğer e, tüfede bir boyun kırma hareketi olursa yani yükselişten böyle yatayda ve aşağıya doğru inersek Merkez Bankası genelde düşündüğünü yani doğru düşündüğünü düşünerek 100 bas puan daha indirim yapacak. Ha biz de ne yapacağız? Biz bu faiz indirim sürecine girdiğinden dolayı evet dolarda bir hareketlenme olabilir. Dolar pozisyonunda bir e, dolar TL konumunda bir yükselme olabilir diye düşünerek ne yaptık? Birçok yani bankalarda, sanayi ulaştırmada, ulaş, e, ilaç sağlıkta, Gıda ve marketlerde birçoğunun yabancı para pozisyonunu ben çıkardım. Bu da finans sohbet kanalı arkadaşlarına özel olsun. Sizlere özel hem böyle bir hafta sonu sohbeti, pazar kahvesi, kahvemizi çayımızı hazırladık. Ben gerçi bugün kendime soda aldım. Soda ile beraber devam etmek istiyorum çünkü boğazımdan dolayı. Hem de <laughs> sizlerle güzel bir sohbet edelim dedik. Şimdi ne olacak? Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu hemen anında tepkiler anında akşamdan sabaha gelmez. Mesela biz şu an yaşamış olduğumuz yani bu gayrimenkuldeki fiyat artışı, gıdadaki fiyat artışı ta bu 2018'deki 7.21 yani 3.60'dan 7.21 olan doların şokunu yaşıyoruz şu an. Yani bu aynen tsunami'ye benzer. Hani okyanusun ortasında bir deprem olur. Bu deprem yaklaşık 15 dakika 20 dakika sonra sahile vurur. Yani halbuki o deprem 20 dakika önce, yarım saat önce olmuştur. Onun ilerlemesi yarım saat sonra kıyıda etkisini görür. Ekonomide aynen böyledir. Yani şu anki faiz indiriminin veya şu anki bir dolarda artışın hemen anında market ve gıda fiyatlarını veya enerji fiyatlarını veya firmaların ürünlerine hemen anında yansımaz. Bu dalga şeklinde suya atılan dalga gibi kıyıya vuran dalga gibi belli bir zaman sonra 3 ila 6 ay sonra bunu biz hissetmeye başlarız. Peki ne olacak? Şimdi genelde şöyle olur. Yani bu daha önce hep böyle oldu. Tansu Çiller krizinde de böyle oldu. 2001 Ecevit krizinde de oldu. 2008 global krizde de böyle oldu. 2004 Erdem Başçı'nın döneminde de böyle oldu. O zaman e, Sayın Berat Albayrak döneminde de ekonomi ve e, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak döneminde de aynen böyle oldu. E şimdi gene aynı şeyi yapıyoruz. Yani yaklaşık ben size 7 defa yaşamış olduğumuz şeylerin aynısını bir böyle bir dejavu gibi tekrar yaşıyoruz. Şimdi ne olacak? Şimdi Merkez Bankası faiz indirim sürecine inecek. Şimdi Erdem Bahçı döneminde faizler %5'ti. Ancak bir kur çoku yedikten sonra kur çok yedikten sonra faiz artmıyor, 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 indiriliyor. Kur çok yedikten sonra hop biz ne yapıyoruz? %10'a getiriyoruz. %10'a getirdik. Daha sonra ne oldu? Evet Berat Albayrak döneminde 10.25'te biz sabit kaldık. Kesinlikle e, faizi arttırmadık. Fakat dolar belli bir noktaya geldi. Belli bir noktaya geldi. Belli bir noktaya geldi. Bunu firmalar tölere edebilirdi. Çünkü yedek akçeleriyle e, olağanüstü karşılıklarıyla buna işe yapabilirdi. Ka karşılayabilirdi bilançolarını. Fakat belli bir noktaya geliyor artık. Dolar gidiyor. Dolar gidince artık bir fir şirketlerden, firmalardan sinyaller geliyor. Ha, bu sefer ekonomi yönetimi uyanıyor. Ne oluyor? Ondan sonra e, işte aynelerden başladığımız zaman ani toplantısı gibi o zaman tekrar yeniden ani bir toplantı yapılıyor. Ani bir toplantıyla beraber yeniden mesela Naci Abal geldi. 10.25'ten %19'a doğru şok bir faiz artırımı oldu ve dolar yeniden konsolide oldu. Şimdi ne olacak? E şimdi dediğim gibi perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Enflasyon inmeden önden yüklemeli yapılacak olan faiz artışlarında evet siz 100 bas puan 50 bas puan indirirsiniz. Bu ay indirirsiniz ondan sonraki ay indirirsiniz 2 ay sonra indirirsiniz. Bu 18 olur 17 olur. Burada dolar biraz cılız tepki verebilir. işte ne olur? İşte 8.30'dan 8.80 olur. İşte sonra 8.90 olur. Siz 17'ye indirirsiniz. 17 indirdiğinizde 8.95 olur. 9.0 olur 3 ay sonra filan. Siz dersiniz ki bakın ben bir uzman değilim. Veya bir iktisatçı falan değilim. Bir lisans sahibi ekonomi profesörü falan değilim. Ancak olacak olayı ben size anlatıyorum. Yani görünen köyde kılavuz istemez. Şimdi ondan sonra Merkez Bankası 3 ay 4 ay içerisinde bakın diyecek ben faizi indiriyorum ama dolarda çok fazla bir tepki yok. Yani evet ne olacak en fazla 9 liraya gelecek. Ondan sonra ne olacak bir daha 100 bas puan daha indirecek 16'ya gelecek. İşte dolar işte o zaman bir ara geri çekilme olacak 8.90 sonra 9.30'a falan çıkacak. Sonra bir 100 bas puan daha indirecek %15 olacak. Şimdi dolar aslında burada bir sinyal veriyor sinyal veriyor sinyal veriyor. Bakıyor karşı tarafa hani demiştim ya. Anadolu'da bir laf vardır. Ver oğlum ver öydü baktın anlamıyor. Oğlum ver öydü baktın anlamıyor. Oğlum ver öydü baktın anlamıyor. Ver dızı gitsin olayına döner. Dolarda aynen bunun gibi olur. Şimdi ne olur? %15'e kadar indirebilirsiniz siz yıl sonunda. Fakat dolarda ne olur? 9.32 9.62 bandına da, da gelebilir. Ve dersiniz ki bakın ben doğru yaptım. Ne kadar güzel. Çok güzel. Dolarda da fazla hareketlenme olmadı. Ben de faizleri 400 bas puan indirdim. Fakat ondan sonra bu dolar durur, 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 durur. Bir gecede, 24 saat içinde mesela 9.62 ya bir anda 10 lira olur sabah. Sonra bir anda 10.30 olur öğlen. Sonra bir anda 11 lira olur akşam üzeri. Bu sefer ne yapar? Merkez Bankası direnir. Hayır, ben işte dış mihraklara karşı direnmek istiyorum. İşte yabancı sermayeye karşı direnmek istiyorum. Bu adamlara faizi arttırmayacağım denir. Sonra 11.30 olur. Sonra 12 olur. Merkez Bankası yine der hayır ben asla faiz arttırmıyorum. Sonra bakarsanız bakarsınız 12.50 olur. Ve ondan sonra artık bu dengeleri bozmaya başlar. Yani şirketlerin e, bilançolarını, firmaların bilançolarını. Sonra 13 lira olur. 13 lira olduğunda artık çünkü birçok şirket ben iflas ediyorum demeden önce PPK acil toplanır. PPK acil toplandıktan sonra %15 ile ani bir 500 veya 600 bas puan faiz artışı olur %21'e %20'ye yeniden çıkarız. Şimdi ne oluyor? Bakın geldiğimiz nokta neresi? Erdem Başçı döneminde %5'ti. %5'ten %10'a çıktık. Bir tuttuk, tuttuk, tuttuk. Sonra dolar zamanında müdahale etmedik. Sonra %10'dan %15'e geldik. Ondan sonra %15'ten %20'ye geldik. E şimdi mesela %20'deyken dolar 8 liraydı. Sonra diyorum ki bak böyle bir senaryo olacak. Sonra yeniden %20'ye geleceğiz ama dolar 14 lira, 15 lira olacak. Yani bu tekrar makarayı tekrar başa sarıyorsunuz. Bu sefer de ne oluyor? Tekrar bu sefer ben doları işte bu sefer yeniden 9 bandına indireyim. 9.5 bandına indireyim indirmeyeyim mi olacak? Yani önümüzdeki 6 ay içerisinde kuvvetle muhtemelen senaryo böyle olacak. Yani çünkü neden? Yani gerçekten faiz indirerek enflasyon düşürülse enflasyon düşecekse çok kolay olur arkadaşlar. Gerçekten kolay olur. Merkez Bankası'na, uzmanlara, profesöre gerek yok. O zaman faizi indirelim biz. Yani her ay 200 bas puan indirelim, 300 bas puan indirelim. Enflasyonu ne kadar basit. Yani yani siz inanıyor musunuz? samimiyetinde de Yani faiz düşürülerek enflasyon indirilebilir mi? Yani bu kadar basit olmaması lazım. Yani hiçbir şey bilmeyen adamın bile ya bu kadar basit olmaması lazım bu enflasyonu indirmenin deyip bunun önünde durması gerekiyor. Bu bağlamda ben aklım yettiğince, dilim döndüğünce kendi bildiklerimi, tecrübelerimi burada paylaşıyorum. Çünkü bunun sonucunda gerçekten yeniden bu faizler %20 olacak. Ondan sonra 6 ay sonra dolar 13-14 bandına gelecek. Ve ondan sonra ne olacak? Biz tekrar bir daha fakirleşeceğiz. Hem faiz şoku yemiş olacağız hem kurun şokunu yemiş olacağız. Böylece logaritmik olarak gidecek. Ben de istiyorum ki ben de iki tane çocuk yetiştiriyorum. Allah bağışlarsa bir oğlum var, bir kızım var. İstiyorum ki Lüksemburg'daki gençler gibi, İsviçre'deki çocukların imkanları gibi, Avusturya'daki çocukların olanakları gibi, Almanya'daki çocukların fırsatları gibi fırsatlarla yetişsinler, büyüsünler, hayattan zevk alsınlar. Böyle ekonomik bir dertleri, sıkıntıları olmasın istiyorum gençlerimizin. O yüzden aklım yettiğince, dilim döndüğünce de tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Ancak dediğim gibi, hani dedim ya Anadolu'daki olaf Baktın almıyor. Ver tızı, Gitsin denir. E biz de o zaman yatırımcı olarak ne yapacağız arkadaşlar? Bizler de dolar pozisyonu açık olan firmalar veya dolar pozisyonu fazla olan firmaları uyanık olmamız lazım. Bunlara göre yatırım yapmamız lazım. E bunlar da evet neler var şimdi? Ben bunları tabii ki şimdi şimdi bazı arkadaşlar der ki Selçuk Bey bu hisse benim hissemi siz söylemediniz. Arkadaşlar 500 küsür hisse var. 500 küsür hisseyi sizlerin burada her birinin şeyine dolar pozisyonu paylaşmak olanaksız çünkü video çok uzun süre gider. Video da çok uzun süre gitmediğinden dolayı kabaca yani şöyle bir sanayi ulaştırma, ilaç sağlık, gıda market ve bankalar gibi başlıklar yaptım. Bunların içerisinde de yani 5-10 tane başlıklarda en çok kullanılan firmaların dolar pozisyonunu sizlere ifade etmek istedim. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Şu iki tane yer dikkatli olun. Yani bir şirketin dolar pozisyonu açık diye de külliyen hemen onun üzerine çizmek yanlış. Dolar pozisyonu açık olabilir. Ancak ihracatçı firmadır. İhracatta da kendini hedge edebilir. Mesela Ford Otun'un, Tofaş dolar pozisyonu açıktır. Ancak ne yapıyor? Evet bu bilançoda bir anda kaybına neden oluyor. Ancak bu adam yurt dışına ihracat yaptığından dolayı ihracattan da aynı şekilde de o euro ve TL gelirini de kendine ediyor. Burada en büyük temel sıkıntı şudur. Yani e, e, ithalatçı firmalar. Yani şöyle söyleyeyim. Yani yatırım tavsiyesi anlamında söylemiyorum. Teknosa mesela. Yani yurt dışından mal alıyor. Neyle alıyor? Dolar TL ile alıyor. Yurt içinde satıyor. Şimdi dolar TL artacak. E, mesela bunun gibi. Ama Teknosa'nın ihracatı mı var? Hayır. Yurt içinde kime satacak? Bana, sana, buna. Peki ne satacak? Laptop satacak, bu mikrofonu satacak, şu cep telefonunu satacak. E peki bu neyle geliyor? Euro ile geliyor, dolarla geliyor. E neyle satıyor? TL ile satıyor. E peki hani bir anadolu laf vardı ya, ben böyle Anadolu'daki lafları çok seviyorum ve çok da kullanırım. E, bendeki bu aşk olmasa sendeki bu güzellik ne işe yarar? Yani denir ya, sendeki bu güzellik bir işe yaramaz ki. Bendeki bu aşktan dolayı sendeki o güzellik var. Yani bu da onun gibi. Sen istediğin ürünü getir. Bu laptop'a de ki önümde çekmiş olduğum laptop'a 25 bin lira. E bu laptop'ı alacak adam olmadıktan sonra Türkiye'de yani 25 bin lira olsa ne olur ki? Bu laptop'u senin 2 bin liraya getirmen lazım ki insanlar bu laptop'u alabilsin. O yüzden mesela bunu ayırt etmek lazım. Yani bu firma tamam ithal ediyor. ithal ettikten sonra ihraç ediyor mu etmiyor mu? Bu birinci konu. İkinci konu bir de şu var. Bir şirketin 25 milyon TL açık pozisyonu vardır. Bir şirketin 2,5 milyar TL dolar açık pozisyonu vardır. Ha ben şunu demeyeceğiz ya bunun 2.5 milyar TL dolar açık pozisyonu var bunun 25 milyon TL bunun az. Hayır öz kaynaklarına bakacaksınız. Çünkü bir şirketin öz kaynakları belki de o 25 milyon TL dolar açık pozisyonu dediğiniz firma mesela adamın öz kaynakları 5 milyon TL'dir adamın dolar açık pozisyonu 25 milyon TL'dir. Dolarda 1 liralık artış adam öz kaynaklarını bir anda sıfıra getirebilir. Yani 25 milyon TL. O yüzden onun öz kaynaklarına da bakmanız lazım. Yani öz kaynaklarındaki o logaritmik artış onun öz kaynaklarını eritir ve eksiye getirdiği anda öz kaynaklarını teknik olarak bilançoda iflas demektir. Bunlara da dikkat edin. Şimdi takdir edersiniz ki bütün şirketleri bu şekilde bilançolarla tek tek incelememiz olanaksız akşama kadar video çekmemiz lazım. O yüzden bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat ederek bu konuştuklarımı yorumlayın. Şimdi arkadaşlar sanayiye baktığımızda şişe cam. Şişe camın kasası resmen bir dolar dolu. Ben size söyleyeyim. Ha evet yükseliyor yükselmiyor gidiyor gitmiyor. Yani sanayi grubunda anlatabiliyor muyum? Bunu hiç söylemeyin. Yani yükselir yükselmez o tahtanın bileceği bir iş. Fiyatla ben uğraşmıyorum. Fiyat böyle yalancıdır şeytandır. Biz değere bakıyoruz. Arkadaş değer 7,5 milyar TL bu adamın dolar pozisyonu vardı. Yani kasasında 1 milyar dolara var şişenin. E şişi 2 milyar dolara değerlendiriliyor, biliyor musunuz? 1,5 milyar dolara değerlendiriyor. Ya adamın kasasında 1 milyar dolar nakit para var şişenin. Nereden bakarsanız bakın ister bilançonun altından bakın, ister yukarısından bakın. Evet. Petkim. Petkim'in 914 milyon TL, yaklaşık 1 milyar TL dolar açık pozisyonu var. Ha Petkim ya evet naftayı alıyor yurt dışından bilmem ne yapıyor. Plastik yapıyor, yurt içine satıyor, yurt dışına satıyor. Bunun ihracatına bakmak lazım. Yani ihracatı iyiyse de bunu kapatabilir. Ereğli Demirçelik. 5.3 milyar TL dolar açık pozisyonu var Ereğli Demirçelik. Ha bunu öz kaynakları çok kuvvetli. Onlara bakın. Öz kaynaklarına göre 5.3 hiçbir şeydir. Onu bilemem. Yani ama şu an bilançoya baktığımda 5.3 milyar TL şeyi var. Açığı var. Yani dolarda 1 lira artış bunu... Mesela dolarda 1 lira artış bunu lak diye yukarıya taşıyabilir. İzmir Demir Çelik 2.6 milyar TL e, dolar açık pozisyonu var. E şimdi bunun öz kaynaklarına bakacaksınız. Öz kaynakları buna yakınsa ve dolar TL'deki artıştan da etkilenirse ve öz kaynaklarını da eritirse e, bu kötü bir şey olur. Tüpraş 19.5 milyar TL dolar açık pozisyonu var. SASA. SASA'nın 6.12 milyar TL dolar açık pozisyonu var. Şimdi geldim Tofaş Oto. Evet Tofaş Oto dolar açık pozisyonu var ama Tofaş Oto ihracatçı bir firma. 3.14 milyar TL. Ford Oto'ya bakalım. Ford Oto 5.2 milyar TL. Aygaz ki Aygaz 2010'ların çok güzel bir şirketti ama sonradan çok ciddi devinim kaybetti. Eksi 470 milyon TL. Türk Traktör'e baktığımızda Türk Traktör'ün artı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Yani negatif değil artı 471 milyon TL dolar fazlası var. Arkadaşlar sanayide asel sana geliyoruz. Fiyatlanmıyor. Kabul ediyorum. Hiç şey değil ama dolar pozisyonu 7 milyar TL pozitif. Şişe cama yakın nerede? Yani 6.9 milyar TL de ben buna 7 milyar TL dedim. Yani ister fiyatlansın ister 14 liraya insin nereye inerse insin bilemiyorum bunu. Ama Aselsan'ın yani 7 milyar TL neredeyse 1 milyar dolar nakdi var. E ben şu an şeye bakayım Aselsan'ın Fiyatına bakayım. Aselsan'ın piyasa değeri 3.7 milyar. Adamın kasasında 1 milyar doları var. Yani komik. İnşaat GEO'ya gelelim arkadaşlar. Şimdi inşaat GEO'da ben ne demiştim? Enka bir incidir. Enka. Enka'nın Enka zaten yurt içine inşaat yapan bir firma değil. Tamamen yurt dışını inşaat yapıyor. Yurt içiyle uğraşmıyor bile adam. Ve 4 milyar TL nakit şeyi var. Dolar artı pozisyonu var. Evet bu inşaat şirketlerinden sonra GEO'lara baktığımızda emlak, konut, gayrimenkul yatırım ortaklığının tam dengede yani alacağıyla vereceği eşit dolar alacağıyla vereceği yani sıfır diyebiliriz. İş GEO'ya baktığımızda artı 40 milyon TL dolar pozisyonu fazla iş GEO'nun ki sevdiğim GEO'lardan bir tanesidir. Vakıf GEO'ya baktığımızda bu da dengeli vakıf GEO. Şimdi bu. Simpaş GYO'ya baktığımızda eksi 136 milyon TL dolar açık pozisyonu var. Burada GYO'larda en fazla açık pozisyonu olan torunlar GYO 1.7 milyar TL dolar açık pozisyonu var. Bunlar da en son Halk Bankası'ndan sanırım 750 milyon TL bir kredi çektiler tek kalemde. Hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. Ulaştırma hizmete baktığımızda arkadaşlar. Türk Hava Yolları anonim ortaklığına baktığınızda çok ciddi bir dolar açık pozisyonu var. Yani eksi 89 milyar TL. Yani bunu bilmiyorum nasıl kapatırlar. O gün de yeşil yakmışlar bu doların yükseldiği gün. Yani doların yükselmesi Türk Hava Yolları anonim ortaklığına yaramıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ha, Tav Havalimanları'na yarıyor. Tav Havalimanları da o gün 3.8 milyon, 3.6 milyon artıdaydı. Tav Havalimanları'nın artı 400 milyon TL fazlası var. Çünkü niye? Yurt dışında havalimanı işletiyor. Havalimanı gelirleri euro, dolar ve sterlin adamların. E Pegasus'a baktığımızda bulaştırmada Pegasus'un 8.2 milyar TL dolar açık pozisyonu var. Yaklaşık 1 milyar dolar açık pozisyonu var Pegasus'un. Pegasus fırlıyor gidiyor. 70 liralar falan oluyor bilmiyorum yani neye göre yapıyor. Ama dediğim gibi yani fiyatla temel, temel aynı olmayabilir. Fiyat sizi kandırabilir. Çok gereksiz fiyatlar 10 kat 15 kat gidebilir. Adam dünya kadar borcu vardır. Ha Bakıyorsunuz bilançosu iyi, sağlam, fiyat ucuz. E, tekniğe bakıyorsunuz, teknikle uygun yerden oradan insan alır tabii niye almasın. DOKO'ya baktığımızda, DOKO'da evet ne yapıyor bu ulaştırma hizmeti, lojistik hizmeti. Artı havalimanlarında filan, artı 521 milyon TL dolar pozisyonu var. Çelebi'ye baktığımızda eksi 880 milyon TL dolar açık pozisyonu var. İlaç sağlığa baktığımızda arkadaşlar, Lokman Hekimin, çok güzel Lokman Hekimin artı 886.112 lira. Yani tabii ölçeğine göre 886.000. Yani 1 milyon TL dolar fazla pozisyonu var. Çünkü niye bunun öz kaynakları küçüktür ama o öz kaynaklarına göre bu 886.000'den çok iyi bir rakamdır. Medical Park'a baktığımızda Medical Park'ta eksi 25 milyon TL bir açık pozisyon var. Muhtemelen cihaz alıyorlar. O elektronik tıbbi cihazlar falan. Tabi adam gitmiş o zaman 7 liradan anlaşma yapmıştır. Şimdi dolar olmuştur 8 lira 9 lira. E, yazabilir tabi. Selçuk Eczacı Deposu'na baktığımızda evet dolar pozisyonu açık pozisyonu dolar fazla pozisyonu dengeli. Yani neredeyse sıfıra eşit sıfır diyelim. Eczacıbaşı ilaca baktığımızda artı 784 milyon TL dolar fazla pozisyonu var. Deva ilaca baktığımızda arkadaşlar artı 813 milyon TL dolar pozisyonu pozitif. Gıda markete baktığımızda gıda markette ulu un, ulu un bence ölçeğine göre çok iyi bir dolar pozisyonu var arkadaşlar. Artı 264 milyon TL. Yani Ulu Un, Ulusoy Un ihracatçı bir firma sanırım. Un filan ihrac ediyor. Pozisyonu iyi. Yani dolardan çok fazla etkilenecek bir firma değil. Ülker çok iyi. 1 milyar TL artı fazlası var. İhracat ediyor. Orta ortadoğusu Morta Doğu, Suudi Arabistan, Katar, Uydun, Mürdün, Irak. Oralara herhalde büsküt müsküt gönderiyor. Oralardan dolar alıyor. Çünkü iyi bir pozisyon. 1 milyar TL'si var. Pınar Süt'e baktığımızda ölçeğine göre artı 77 milyon TL dolar fazlası var. O da güzel. Petuna yani pınar et ve una baktığımızda 4 milyon TL. Evet marketlere geldiğimizde bu son zamanlarda marketler üzerinde bir baskı var ki marketler takır takır %3-3.5 düştü. Yani bilemiyoruz o da tartışılır ama o konuya girmek istemiyorum. Şok marketlere baktığımızda eksi 5 milyon TL dolar açık pozisyonun olduğunu görürüz. Migros'a baktığımızda Migros'ta artı 110, 130 milyon TL dolar fazla pozisyonun olduğunu görüyoruz. Yani bu dolar fazla pozisyonu yani dolar fazlası varsa bu adam 130 milyon dolar attıkça bu 130 milyon TL 131 milyon TL olur 132 milyon TL olur 135 milyon yani 9 lira olduğunda dolar Migros'a baktığımızda artı 135 milyon veya 140 milyon TL olur yani onu demek istiyorum. Carrefour'a baktığımızda e, artı 61 milyon TL ki zincir marketlerde dolar pozisyonu pozitif olan en iyi marketler BİM, Bimas e, artı 582 milyon TL. İletişime baktığımızda arkadaşlar geçen videoda ben Türk Telekom'un arkadaşlar 2021 3. aya göre dolar pozisyonu açık demişim. 2021 2. aya baktığımda Türk Telekom dolar açık pozisyonunu ödemiş. Dolar açık pozisyonunu ödemiş. Hatta Türk Telekom arkadaşlar artıya geçmiş. Akıllıca bir iş yapmış. Çünkü görmüş yani Türkiye'nin gidişatını işte doların ne olduğu olacağını falan. Türk Telekom iyi yönetmiş. Yani Türk Telekom'un hazinesi evet o şekildedir, bu şekildedir, bankaların elindedir, e, varlık fonunun elindedir, vırttır, zırttır bilemem. Ama 412 milyon TL dolar artı pozisyonuna geçmiş Türk Telekom. Türksel'e baktığımızda eksi 1.17 milyar TL dolar açık pozisyonu var. Şimdi hani diyorduk ya iletişimde Türk Telekom mu, Türksel mi, Türksel mi, mi, Türk Telekom mu? E burada baktığımızda şimdi ileriye doğru vadeden rakamlarda Türk Telekom'un iki tık öne geçtiğini görüyoruz. Çünkü niye? Dolar 9 lira olursa Türk Türkcell'in 1.17 milyar TL olan dolar açık pozisyonu 1.450 milyon TL olur. 1.5 milyar TL olur. E ne olur o zaman Türk Telekom oturduğu yerde kar yazar. 412 milyon TL şey varsa 1 lira artarsa 100 milyon TL kafadan gelir Türk Telekom'a. 512 milyon TL olur. Bunun gibi arkadaşlar. O yüzden bundan sonra buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizler de kendimizi evet kurtarmamız gerekiyor. Selçuk Bey siz dolar alıyor musunuz falan gibi sorular geliyor. Arkadaşlar ben dolara almıyorum. Dolar almam. Doları ben ne kadar da yükselse de böyle uçacak teknik meknik analiz falan okey artı pozitif gösterse de güçlü altı gösterse de ben doları bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Bana bir garip geliyor. Tuhaf geliyor. Dolara yatırım yapmak istemiyorum. Ben böyle geri düşüşleri geri çekilişleri dediğim gibi kademeli olduğumdan dolayı elimde de bir kısım nakit vardır. Yani ne yaparım o zaman? Giderim işte hisselerden, şirketlerden böyle dolar pozisyonu pozitif olanlardan. Mali durumları güçlü olanlardan, tekniğinde dibinde olanlardan dediğim gibi %50 düşmüştür. Oralardan giderim. Mesela 100 bin lira param var derim. 10 bin lira pat diye A hissesinden alırım. Bak ne düşmüş 10 bin lira. Ha yükseldiği zaman satmasını da bilmek lazım. Yani ben size şu an söyleyeyim. Evet bankalardan almadım. Evet 5.40'ın altında aldım. 5.40'da aldım. 5.30'da aldım. Akbank'ta aldım. İş Bankası'da aldım. Yani ne oluyor? Ya bu yükselmeyecek. Bu 5.80'de yükseldiği zaman e, hepsini satmıyorsun. Yani 5.80'e geldiğinde 5.90'a geldiğinde bu sefer 5.20'de aldığımı satarım. 5.30'da aldığımı satarım. 5.40'da aldığımı satarım. Ha 5.90'ın üzerinden gitmeyecek mi yukarıya? 6.5'a gitmez mi Akman? Gidebilir ya gitmedi, gitmez diye yolu mu? O zaman elimdekilerle kazanırım. Ha 5.90'a geldi geri çekildi. O zaman sattıklarımı 5.40'larda 5.50'lerde yerine koyarım. Yani bu şekilde çok fazla aç gözlü olmadan yani şöyle etrafınıza baktığınızda biraz da mantıklı iş yaptığınızda biraz da risk algınızı ileriye doğru geniş tuttuğunuz zaman Borsadan eninde sonunda para kazanırsınız. Çünkü Türk borsasında yani şöyle bir şey var ya faizler yüksek olduğundan dolayı. Yani borsa yatay bile gitse bir yıl içerisinde yatay gitse hiç düşmesi <laughs> özür dilerim. Siz %20 kayıptasınız demektir. %20. Yani Amerikan borsası yatay gitse sorun değil. %0 faiz. Ama bugün ben 5 liraya hisse aldım. Mesela iş bankasını 5 liraya aldım geçen sene. gene Yine 5 lira. Yatayda zarar ettim mi? Reel olarak zar zarar etmedim. Yani e, nominal olarak zarar etmedim. Ama realitede, realde zarar ettim. %20 enflasyonla kaybettim ben. Çünkü bunu da böyle bir... Türk borsaları geri çekildiği zaman biz katmerli zarar ediyoruz. Hem vadeden, hem faizden, hem geri çekilmeden... Katmerli. Bu sefer ne oluyor? Aritmetik olmuyor. Logaritmik zarar oluyor. Bu da insanların canını çok yakıyor arkadaşlar. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hafta sonu çayımızı kahvemizi aldık sohbet edelim dedik. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. İyi, iyi hafta sonları.